ticari ilişkilerin kesileceğini zannetmiyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Cüneyt Baksoy, hemen Volkan Kuğucu'ya dönelim. Aile Bey Menkul Değerler emtia uzmanı. Volkan Kuğucuk, dolar tarafını ve petrol ve altın tarafını soracağım size. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum Zeliha Hanım. Günaydın. Evet, altın tarafında, özellikle altın tarafında 1060 dolar seviyelerinden başlayan bir tepki hareketinin şu an itibariyle de devam ettiğini görüyoruz. Dün özellikle Rusya uçağının düşürülmesiyle birlikte altın tarafının jeopolitik risk başlığı altında bir miktar daha tepkilerin 1080 dolar seviyelerine kadar geldiğini gördük. Ama aslında biz altını izlerken bir gözümüz dolar endeksinde. Çünkü dolar endeksi 100 seviyesine ulaşmasının ardından şu anda gerileme sürecinde. Eğer önümüzdeki günlerde, ilerleyen günlerde dolar endeksinde 99 seviyesinin altında bir hareketi görürsek, ki 98,5 seviyelerine kadar gelme eğilimi taşıyan bir endekse karşı karşıya kalabiliriz. Böyle bir durumda altındaki bu tepki hareketi birazcık daha 1080 doların üzerinde bir fiyatlamaya neden olabileceği gibi bizi 1100 dolar seviyelerine kadar yaklaştırabilir gibi görünüyor altın tarafında. Tabii gram tarafına döndüğümüzde içerideki dinamikler, özellikle dolar TL'ye gözümüzü çevirdik. 2.88-2.89 bandı arasında kalan bir dolar TL ile birlikte gram altın yeniden 100 lira seviyesinin üzerinde. Evet. Eğer altındaki tepki devam ederse gram altını muhtemelen 102-103 lira bandında fiyatlanabilir gibi görünüyor. Petrol tarafına döndüğümüzde ise uzunca bir zamandan beri hep 20 dolar 30 dolar hikayesinin konuşulduğu bir petrol fiyatlaması geçirdik. Şu an itibariyle bakıldığında petrolde yine jeopolitik risk başlığı altında bir miktar tepki alımı geliyor. Bu tepki alımlarının Brent petrolde özellikle 46,5-47 dolar seviyesinin üzerine hareket etmesi halinde petroldeki bu yükseliş yaklaşık olarak 50 dolar seviyelerine kadar çıkışı beraberinde getirebilir gibi görünüyor. Ve burada petrol başlığı altında OPEC tarafı da oldukça önemli. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan, evet, tarafından yapılan açıklamalar birazcık, evet, daha petrol tarafındaki oynaklığı arttırabilir. Çok teşekkür ediyoruz Volkan Kuğucuk aktardıklarınız için ve hemen rakamları tekrar edelim biz bunu.